Mutlu günler efendim. A Spor ve A Spor Radyo ortak yayınında gün ortasıyla karşınızdayız. Bugün Türk futbolu için çok önemli bir gün. Covid-19 salgını sonrası Türk futbolunun geleceği belli olacak bugün. Türkiye Futbol Federasyonu bir basın toplantısı düzenleyecek ve kararını açıklayacak özellikle Süper Lig'le ilgili ve Serdar Sarıdağ'la birlikte bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapmış olduğu basın toplantısını birlikte takip edeceğiz. Öncesinde ve sonrasında değerlendirmelerimizi yapacağız. Serdar Sarıdağ hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun diyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Çok kritik bir gün aslında. Dün Sağlık Bakanı, Bilim Kurulu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir bir araya geldi. Ve Sağlık Bakanı bir açıklama yaptı. Türk futbolunun geleceğine Türkiye Futbol Federasyonu karar verecektir dedi. Bugün Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu bir araya geldi ve saatler 14'ü gösterdiğinde de bir basın toplantısı gerçekleşecek. A-Spor ekranlarından canlı olarak sizlerle paylaşacağız. O basın toplantısından ne karar çıkacak? Tabii çok merak ediyoruz Serdar Sarı'da. Şimdi biz daha önce Türkiye Futbol Federasyonu kulüpleri gönderdi. Yani kamuoyunun açıkladığı o yol haritasına baktığımızda İşte nasıl önlemler alınması gerekiyor, nasıl önlemler alınırken neler yapılması gerekiyor, personelden futbolcusuna kadar. Onlara baktığınız zaman çok detaylı ve dersini iyi çalışmış, hazırlıklı bir Türkiye Futbol Federasyonu görüyoruz, evet. Hem kendi sağlık kuruluyla, efendime söyleyeyim, başka senaryolar da var. Hep daha önceki açıklamalarda bu yer almıştı. Farklı senaryolara göre de yol haritaları var. Baktığınızda evet, hazırlıklılar. Şimdi bugün ne açıklayacaklar bilmiyoruz. Fakat dünkü ziyarette Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu, bunlar da önemli. Orada fikir alışverişi yapıldı, artılar eksiler söylendi. Tabii ki Bilim Kurulu'nun ışığında, hep bilimin ışığında Türkiye Futbol Federasyonu hareket ediyor. Baktığımızda biraz da sanki şeyi beklediler gibi geldi bana. Yani Avrupa'da Fransa, tamam, efendime söyleyeyim Hollanda kapattı sezonu. Fakat İtalya, İspanya, Almanya. Oynatmaya yönelik hazırlıklarını ciddi şekilde yapıyor. Ve baktığınız zaman özellikle Almanların aldığı önlemlere baktığımızda onlar da çok iyi çalışmışlar derslerini. Şimdi ya bu bir yakın temas oyunu. İşte riskleri var deniliyor, kabul ediyoruz. Şimdi ben buraya gelirken sokakta baktığınız zaman dışarıda bir hayat var. Ama maskeli bir hayat var. Sonuç itibariyle herkes sosyal mesafesini koruyor mu? Koruyor. Yani biz bu virüste aşısı bulunana kadar belli bir süre yaşamak zorundayız. Yani bu hayatın bir gerçeği. Ama onunla nasıl yaşayacağımızı kendi kurallarımızı ve devletin kurallarına uyarak belirliyoruz. Sonuçta sen de, ben de buradan çıktığımızda, buraya gelirken evimizde bir takım önlemler. Bunlarla yaşayacağız. Futbol da bununla yaşayacak, basketbol da bununla yaşayacak, diğer spor branşları da bununla birlikte yaşayacak, yaşamak zorunda. Dolayısıyla ben Fransızların ve Hollanda Futbol Federasyonu'nun, ya biz bu kadar şeyle uğraşamayız, bu kadar detaylara giremeyiz, başımıza bela almayalım deyip işin kolayına kaçtıklarını düşünüyorum. Kaldı ki İtalya, oynatmayı düşünen İtalya, oynatmayı düşünen İspanya ve Almanya'nın durumu bence Türkiye'den daha ağır diye tahmin ediyorum. Türkiye'nin durumu rakamlara baktığınızda iyiye doğru gidiyor. Şimdi tabii bu rakamlar iyiye gittiğinde Türkiye Futbol Federasyonu kafasındaki tarih Haziran ortası gibi. Evet, Haziran 12 ortası Haziran kadar, gibi hatta bir tarihle. Bugün bir karar alınır tarihle ilgili mesela. Ama o sürece kadar da bakacağız nasıl gidiyor pandemi. Ona da bakacaklar. Tabii ki o süreçte çok daha iyi giderse oynatılır. Ama çok çok kötü giderse sadece futbolu birçok şey değiştir Türkiye'de. Ona göre hareket edeceklerini tahmin ediyorum. Ben Türkiye Futbol Federasyonu bu konuda dersine gayet iyi çalıştığını rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi kulüpler de bir yandan antrenmanlarına başladı Serdar Sarıdağ. Çoğu kulüp başladı. Tabii ki başlamayanlar var. Dün Ankara Gücü test için bir araya geldi futbolcular ve bir futbolcu da Covid-19 testi pozitif çıktı. Tabii dün Ankara Gücü Başkanı ile bağlantı yaptığımızda diğer futbolcuların psikolojisinin bundan olumsuz etkilendiğini de söyledi. İşte bahsettiğimiz durumlar bunlar mı? Yani bir tarih açıklansa dahi takip edilecek, bakılacak, bir hazırlık süreci muhakkak olacak. O hazırlık sürecinde neler yaşanıyor, onların takibi de yapılacak. Şu an için değil, çünkü şu an için birçok futbolcu, birçok insan, yani yurt dışına çıkan çok oyuncu var. Şimdi Beşiktaş'ta 5 tane futbolcu Güngören'de öğrenci yurdunda. Evet. Karantina altında. Bence orada da bir planlama hatası oldu. Sonuç itibariyle 3 aşağı 5 yukarı ligin başlayacağı tarihler, Türkiye Futbol Federasyonu yapacağı toplantılar belli. Oyuncular çıkarken karantinayı ya hesap etmediler veya
karantinaya alınacaklarını düşünmediler. Hani biz tesislerde karantina gireriz diye ama devlet ayrım yapmıyor bu konuda kimseye. Evet, ayrım yapmıyor. Ünlüsün, o takım futbolcusun falan yok. Sörlot'ta bugün çıktı karantinadan. Dolayısıyla baktığınızda o tarihte mesela 12 Haziran'da oynatılacak olan ligi öyle düşünelim. O tarihte bir Covid pozitif çıkarsa takımlarda o zaman tabii ki insanlar psikolojik olarak etkilenir. Ama bu hayat bu şekilde devam ediyor mu? Ediyor. Şimdi benim de kendi çevremden artık yani ilk gün duyduğumda hepimiz şok olduk ama ben artık kendi çevremden yani kendi çevrem derken etrafımdaki insanlardan değil de arkadaşımın arkadaşı Covid pozitif olmuş ama evinde karantina altında şeyleri çok duyduk. Artık alıştık. Dolayısıyla bu virüs ile birlikte yaşamaya alışıyoruz. Yani biz bir şekilde virüsle yaşarken de evrim geçiriyoruz tabii ki. Bunun psikolojisi tabii çok önemli. Teknik, taktik, antrenman bunlar gelip geçer, halledilir. Bülent Korkmaz'ı defalarca üstüne basa basa söylüyorum. İlk ondan duyduğum için söylüyorum. İşin psikolojik tarafı da çok önemli. Oyuncuları psikolojik açıdan hazırlayabilmek de önemli. Çünkü şu da hep konuşuldu. Geride bıraktığımız süreçte COVID-19'un sporcularda çıkması üzerine. Öyle bir virüs ki akciğere yerleştiğinde hani futbolcuların acaba futbol hayatını bitirir mi? Bu yönde bilim insanları görüşler de belirttiler. Evet. Belki futbolcuların psikolojisini bu da etkiliyor olabilir. Yani çok ayrı bir durum ama mesela Nagatomo'nun akciğerinde sorun yaşandığında sonraki performansını görmüştük. Gördüm. Dolayısıyla Türkiye Futbol Federasyonu da diğer Avrupa'daki federasyonlarda özellikle bizim ülkemizde insan sağlığının ben çok adımlarca önde olduğunu düşünüyorum. Bunların hepsi ölçülüp tartılacaktır. %100 katılıyorum. Hepsine bakılıyordur. Oyuncunun, yani burada futbolcular, ben oynamam diyen futbolcular var mı yok mu göreceğiz. Onlara bakacağız. Kimisi diyebilir, ben oynamak istemiyorum diyebilir. Yani ben korkuyorum, oynamak istemiyorum diyebilir. Ama sonuç itibariyle başka ülkelerde de oynanmaya başlandıysa, başlanacaksa da bu hayat bu şekilde böyle devam edecek artık. Şimdi tabii dediğin çok doğru. Burada oyuncu psikolojisinden önemli. Bundan öte bu futbolu, bu sektörü hayat vermek önemli. Tabii ki. Yani sen o zaman bu virüs bizimle 200 sene daha kalacak diyelim. 3 sene ligi oynatmayalım. Veya basketbol ligini oynatmayalım. Bu çözüm mü? Bence değil. Bir Riva'ya gidelim hemen. Aspor muhabiri Emre Kaplan. Riva'da bizleri bekliyor. Bakalım neler aktaracak toplantı öncesi. Emre, söz sende. Teşekkürler Ceyda. Türkiye Futbol Federasyonu Riva'da bulunan merkezinde sabah saatleri itibariyle toplantısını başlattı ve artık yavaş yavaş da sonuna doğru geliyoruz bu toplantının. Çok kritik bir görüşme olduğunun altını çizelim. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu'yla bir araya gelmişti Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir. Bugüne kadar yapılan çalışmaları ortaya koymuştu. Adeta bir sunum gerçekleştirdi ve geçtiğimiz hafta aslında burada yine Riva'daki merkezde gerçekleşen toplantıda 12 Haziran tarihi ön plana çıkmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı planlamada 12 Haziran tarihi ön plana çıkmıştı. Sonrasında bir lige dönüş protokolü hazırlandı ve bunların hepsi Sağlık Bakanı'na ve Bilim Kurulu'na sunuldu. Bilim Kurulu'nun ve Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyeleri alındı. Yanı sıra devletin şu an itibariyle izlediği politika ve bunun yanında da pandeminin bugün geldiği nokta ve önümüzdeki süreçteki projeksiyonuyla ilgili karşılıklı bir fikir alışverişinde bulunuldu. Bunun üzerine bugün erken saatlerde Federasyon Nihat Özdemir Başkanlığı'nda toplandı yönetim kurulu ve bugün bir karara varılmasını bekliyoruz. Liglerin geri kalanı ile ilgili, bundan sonraki senaryo ile ilgili, oynanıp oynanmaması ya da oynandığı takdirde hangi şartlarda oynanacağı ile ilgili bir takım açıklamaların yapılmasını bekliyoruz. Saat 14 itibariyle bir basın toplantısı gerçekleşecek ve her basın kuruluşundan bir temsilci video konferans yöntemiyle Nihat Özdemir'in bu toplantısına katılacak. Burada da bugün alınan kararların, dünkü toplantının ardından bugün yönetim kuruluyla birlikte istişare edilen konuların açıklanmasını bekliyoruz. Biz Riva önünde bekleyişimizi sürdürüyor olacağız. Herhangi bir gelişme olması durumunda bunu da sizlerle paylaşacağız diyelim. Sözü size bırakalım. Emre Kaplan'a kolay gelsin diyelim. Gelişmeleri bizlerle paylaşmaya devam edecek. Saatler 14'ü gösterdiğinde basın toplantısını canlı olarak Aspor ekranlarında sizlerle buluşturacağız efendim. Öncesinde değerlendirmelerimize devam ediyoruz. Dünkü toplantının ardından Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın attığı tweet'e de bir bakalım açıklamasına. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir'le bir görüşme yaptık. Liglerin devamının federasyonun kendi iradesiyle alacağı bir karar olduğunu belirttik diyor. Aslında bu da çok önemli. Türkiye Futbol Federasyonu, yani Türkiye'de futbolun geleceğini Türkiye Futbol Federasyonu kurumu belirleyecek. Doğrusu
o bakanlık, bilim kurulu görüşlerini anlatır, riskleri önüne koyar, kararı ona bırakır. Sonuç itibariyle güzel bir tweet olduğunu düşün. Başka ülkelerde kararı belki de federasyon başkanı haberi yokken adamlar çıktı, öyle kapattım dedi. Öyle olduğunu gördük hatta.